Manşete hoş geldiniz. Siyasette bugün ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları var ve muhalefet liderleri her hafta olduğu gibi haftadan haftaya konuşmayı sürdürecekler. Grup toplantıları ister istemez salı ve çarşamba gününe bir hareket getiriyor. Bu defa da biraz öyle olması bekleniyor. Fakat bu hareketliliğin alelade günlerin dışında olması gerekmez mi? Hele özellikle seçime 222 gün kalmışsa. Evet bugün bunu konuşacağız. Seçime normal vaktinde yapılırsa yani 18 Haziran 2023'te yapılırsa ondan daha geç bir tarihte yapılamıyor anayasal olarak. Bu tarihte yapılırsa tam 222 gün var. Bir başka deyişle 7 ay 10 gün var. Ama gel gelelim ne siyasette ne de sahada bir seçim heyecanı hissedilmiyor. Ha elbette seçim tarihi açıklanmalı seçim kampanyası başlamalı bu ancak öyle hissedilir. Bunu da kabul ediyorum. Fakat Türkiye'yi değiştirme iradesi söz konusuysa özellikle muhalefet partilerinde bunun çok daha önce başlaması icap eder. Biz böyle gördük. Biz gerek okul yıllarımızda gerek ilk gençlik yıllarımızda ilk oylarımızı atarken, ilk sandık başında oy kullanırken ve yeni yeni siyasi gelişmeleri takip ederken Ankara'da ben muhabirliğe başladığım yıllarda bunun heyecanı özellikle muhalefet partileri açısından daha önce başlardı. Demirel'in sert muha muhalefetini izledi bu gözler. Erbakan'ın sert muhalefetini, sallayan muhalefetini izledi. Ki o zaman bu partiler ana muhalefet bile değildi. Meclisteki küçük grubuyla ses getiren söylemlere imza atarlardı. Demirel 1991'de hesap soracağız Çankaya noterinden vesaire diyerek geldi iktidara. İki anahtar vadetti. Tansu Çiller'i vitrine koydu. udidem diye bir proje açıklandı. Ulusal Dinamik Denge Modeli filan. Net hatırlıyorum 91 seçimleri benim ilk oy kullandığım seçimlerdi. Her ne halise, Bugün manşetin gündeminde neler var? Hemen onu kısaca göstereceğim. Manşetin gündeminde Erdoğan'ın çarkı var. Bir kere daha. Bir önceki yayında mevzu etmiştim. Yani iktidar dün ak dediğine bugün kara diyebiliyor... ...dünyada herkesle her şeyi görüşebiliyor... ...Türkiye'de de aynen o şekilde ama... ...bunu başkaları yaptığında bu onlara... ...suç veya soruşturma olarak dönebiliyor... ...veya belli yaftalama araçları olarak dönebiliyor... İktidarın herhangi bir kutsalı yok... ...herhangi bir kırmızı çizgisi yok... ...ama dediğim gibi bunu... ...muhalefet partileri yaptığında bu... ...onların alnına bir... ...suç tabelası olarak asılıyor ve... ...adeta linç ediliyorlar... ...muhalefetin bundan sıyrılması gerekiyor... ...dilimizde tüy bitti bilmiyorum... Önümüzdeki 222 günde aynı uygulamaları devam edecekler mi? Aynı uygulamalara devam edecekler mi? Yani iktidarın dümen suyunda gitmeye devam edecekler mi? Bir flaş kulis var Bahçeli ile ilgili grup, grup konuşmasında acaba seçim tarihini açıklayacak mı diye ona bakacağız. Ee, İmamoğlu duruşması ee, 11 Kasım'a ertelenmişti ve İmamoğlu'nun gerçekten basit uyduruk bir nedenden dolayı siyaseten yasaklanması gündemde. Onunla ilgili kulisler var. Buna bakacağız. Baharat temizliği nedir? Onu anlatacağım. Ve elbette bir ekmek tartışmasıdır gidiyor. Ekmek işte sendikacılarının başındaki kişi Türk toplumunu çok ekmek tükettiği için aptal olmakla falan suçlayınca Orada da ayrı bir hikaye gitti. Fakat bugün dünyanın esasen kulak kesildiği nokta Amerika Birleşik Devletleri. Orada kongre seçimleri var ve bu başkan açısından, demokratlar açısından son derece önemli. Elon Musk ve Rus müdahalesi konuşuluyor. Bütün bunların hepsine bakacağız. Ama bir kere daha tekrar ediyorum. Seçime 222 gün kaldı. 7 ay 10 gün sonra ülke sandık başına gidecek. Yani dünyanın kıyameti ne olursa olsun esasen herkes kendi kıyametine ya da kendi tarihlerine, kendi süreçlerine, kendi hedeflerine veya kendi önündeki gelişmelere bakmalı. Biraz da bugün elbette yoğun olarak bunu konuşacağız. Dış dünyadan da çok fazla uzaklaşmadan. İbrahim Özkan isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak diyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daha önce ismini duymamıştım. Belki siz de ilk defa duyuyorsunuz. Fakat verdiği kulis enteresandı. Acaba bunu parti genel merkezinde birilerinden mi aldığı MHP'ye yakın isimlerden mi aldığı biliyorsunuz. İyi Parti MHP'nin içinden çıkmış doğmuş kurulmuş bir parti. Haliyle genetik olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile bir akrabalığı var. Uzaktan veya yakından fark etmiyor ama İbrahim Özkan şayet gerçekten iyi haber alan bir kaynaksa bugün yani 8 Kasım Salı grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli seçim tarihini açıklayabilir dedi. Tabi Devlet Bahçeli de gözler olunca yani Devlet Bahçeli'nin esasen bütün günde beklenti oydu daha doğrusu dün beklenti oydu. ...acaba Devlet Bahçeli ne diyecek? Acaba Devlet Bahçeli AKP heyetinin HDP ile görüşmesine ne tepki verecek falan? İş öyle bir noktaya geldi ki burada düşünülmesi gereken şey şu. Yani o kadar olayların çivisi çıkmış durumda ki... ...küçücük bir parti artık oy oranı yüzde beş midir altı mıdır? Meclisteki küçük grubuyla tek belirleyici durumuna gelmiş... İktidarda, muhalefette, Türkiye kamuoyu da herkes onun ağzının içine bakıyor. Acaba ne yapacak? O kadar belirleyici. Tek, hare tek hareketiyle insanlar gidiyor. Tek hareketiyle siyaset belirleniyor. Ve ne bileyim anayasa değiştiriliyor. Başkanlık sistemine geçiliyor filan. Böyle bir dönem. Dünkü açılışa Devlet Bahçeli katılmamış. Herkes oradaymış. İşte soldan sağa İçişleri Bakanı var, Eski Meclis Başkanı var, BBP Genel Başkanı var. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla beraber orada. Diyanet yetkilisi, bakanlar vesaire. Devlet Bahçeli'nin olmaması da burada speküle edildi. Acaba Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a veya çevresindekilere bir kırgınlığı mı var, mesafe mi koyuyor? Açılışa davetliydi de gitmedi mi yoksa davetli değil miydi? Bu bile speküle speküle edildi. İşte yani bütün bunlar e, ülkede her şeyin hani o kudretli dediğiniz tek adamın dahi e, bir küçük partinin ve bir küçük partinin liderinin ağzının içine bakması. Yani sadece bu bile e, Türkiye'de dengelerin ne kadar kırılgan, e, siyasetin ne kadar nazik bir zeminde yürüdüğünü gösteriyor. Böyle mi olmalı? Öyle olmamalı elbette. Bütün hikaye bu. Bir haftadır bunu konuşuyoruz. AKP heyeti, HDP heyetiyle görüştü. Soldan sağa Ali İhsan Yavuz, Mustafa Eritaş, Bekir Bozda, AKP heyeti. Gene soldan sağa Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Mardin Milletvekili Ebru Günay. Buna Bahçeli'nin tepki gösterdiği ifade ediliyor ama Doçevele'ye konuşan ...adının açıklanmasını istemeyen bir MHP'li üst düzey yetkili. Cumhur İttifakı'nda olsak da iki ayrı partiyiz. AK Parti başka, MHP başka. Dolayısıyla ziyaret ittifak adına yapılmadı. İttifakta olsak da başka partileriz demiş. Ben son cümleye e, ve ondan önceki cümleye dikkatinizi çekiyorum. Bu ziyaret ittifak adına yapım, yapılmadı. AKP kendi başına yaptı bu ziyareti. Yani bir anlamda onaylamıyoruz diyor... Son cümlede de ittifak ittifakta olsak da başka partileriz diyerek neticede MHP'nin bir ayağı dışarıda bunu da hissettiriyor. Fakat böyle durumlarda senin görüşünde, senin tahmininle Bahçeli böyle bir şey yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum. Fakat büyük olasılıkla böyle bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Bazı karinelerim var. Mesela bakılacak yerlerden biri Türk Gün gazetesidir. MHP'nin yayın organı. Bugünkü e MHP'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde 8 Kasım Salı bu kirli oyunu yine bozacağız diye Tayyip Erdoğan manşet olmuş. Ee, Bahçeli'nin e, kritik bir çıkış yapacağı günde Tayyip Erdoğan MHP'nin yayın organına manşet olur muydu bilmiyorum. Ama sadece bir karinedir. Erdoğan demişken devam edelim. Müthiş bir geri vitese gene imza attı. Daha önce parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin diyerek referandum sandığını işaret etmişti. Şu işte ailenin korunması ve başörtüsüyle ilgili anayasal düzenleme meselesi. Sonra kabine toplantısının ardından temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz diyerek referandum kapısını kapattı. Halbuki daha geçtiğimiz hafta kaç tane iktidar kalemine yazılar yazdırıldı. Hatta Abdülkadir Selvi burada da konu ettim. Bir üçüncü sandık olarak yani parlamento seçimi sandığı, cumhurbaşkanı seçimi sandığı ve referandum sandığı olarak bir üçüncü sandık olarak seçimde referandum sandığının konulacağını yazmıştı. Demek ki bundan geri adım atılmış Erdoğan'ın muhteşem geri viteslerinden biri daha. Halbuki aynı Erdoğan 22 Ekim 2022 Malatya konuşmasında yani işte bundan iki hafta kadar önce baştan sona konuşmasında CHP liderine seslenmiş aşağılamış hakaretler etmiş ve devamında da haydi sıkıyorsa ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum falan diyerek tam metin orada haydi sıkıyorsa gel bu işi referandu referandum'a götürelim demişti haydi sıkıyorsa gel bu işi referandum'a götürelim diyen kişi iki hafta sonra Temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz dedi. Dedim ya yani Erdoğan bu. Fakat o arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli bir konu var. 11 Kasım'da e, yargılandığı davanın duruşması var. Karar verilir mi verilmez mi tekrar ertelenir mi bilmiyorum ama muhtemelen karar bekleniyor. Barış Terkoğlu dünkü Cumhuriyet'te e, 11 Kasım'da görülecek dava öncesinde ya, mühim bir yargı kulisi aktardı. Belki de bu sızdırıldı bilmiyoruz. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten yargılandığı davanın hakimi Hüseyin Zengin yakın çevresine İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Demiş. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. Asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Adliyeyi yöneten birisi hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı. Yani ben bunu dinlemedim. Bunu dinlemeyince de benim ayağımı kaydırdılar diyor. Konu çok basit esasen. İki kere seçim yapıldı İstanbul'da. İlk seçimde sandığı devirdi iktidar. Beğenmediği için sonucu. Hoşuna gitmediği için. Çaldılar dedi vesaire. İşte o günkü AKP adayı, Bin Yıldırım filan. Ardından da... İmamoğlu'nun... Yüksek seçim kuruluna hakaret ettiği iddia edildi. Halbuki hakaret edilen kişi hakaret edilen kurum Yüksek Seçim Kurulu değildi. Hakaret edilen bu lafın gittiği kişi Süleyman Soylu'ydu. İstanbul Barosu'nun eski başkanı avukat Turgut Kazan ...mühim bir şey söylüyor. Bir hukukçu olarak bu davanın YSK'ya karşı bir güven sorunu yaratacağından ve daha baştan seçimleri şaibeli kılacağından korkuyorum diyor. İmamoğlu şikayete konu ahmak ifadesini ahmak demişti. Kendisine bu şekilde hitap eden İçişleri Bakanı Soylu için kullandığını beyan etti. Soylu da bu nedenle şikayette bulundu. Uzman mütalaası aynı gerçeği doğruluyor fakat olay enteresan bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na ahmak dedi. Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret etti. Olayına döndü. Enteresan bir hikaye. Ama dediğim yani şu da var ki biraz evvel ki kulisten de anladığınız üzere iktidar yargı üzerinde istediğini yapıyor, yaptırıyor. İstediğini yapmayan kişiler olduğunda onu başka bir yere sürüyor, yerine yapacak birini getiriyor filan. Fakat bütün bunlar gerek biraz evvel aktardığım sızdırılan kulis, gerekse Turgut Kazan'ın ifadeleri bu olay diyor YSK'ya karşı bir güven sorunu yaratır. Daha baştan seçimleri şaibeli kılır, şaibeli kılar eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse diyor. Bakalım bu hamle veya bu kulis veya bu olayın ortaya çıkması Ekrem İmamoğlu'nu kurtaracak mı? Yoksa Ekrem İmamoğlu bütün bunlara rağmen oradaki hakim düzenlemesinin ardından mahkum edilecek mi? Bütün bunları göreceğiz. 11 Kasım'da göreceğiz. 3 gün beklemek durumundayız. Evet. O arada Sezgin Tanrıkulu hakkında kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin attığı tweet'ten dolayı bir fezleke düzenlenmiş. Onun da muhtemelen işte önümüzdeki haftalarda dokunulmazlığının kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacak. Böyle zaten konuşan bir avuç insan ya var ya yok. Onları da tek tek susturma veya susmuyorsa bir şekilde dokunulmazlığını kaldırarak içeri tıkma derdinde iktidar. Belli ki seçime doğru tam saha pres 222 gün kaldı. ...hiçbir şeyi şansa bırakamaz... Bu, ...bu... ...konuda asla geri adım atmayacak... ...yani... ...dezenformasyon diyecek... ...medyayı susturacak... ...tweet atanların üzerine yürüyecek... ...konuşan vekilleri dahi... ...dokunulmazlıkları olsa dahi... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...enterne etmeye çalışacak... ...o arada... İçişleri Bakanı'nın evlere şenlik ifadesi çokça konuşuluyor birkaç gündür. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Baronları bıraktı iktidar torbacılarla uğraşıyor. Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını topluyorsanız bu yılda 250 bin 260 bin yapar. Bu kadar uyuşturucu satıcısı varsa 6-7 milyon 8 milyon insan uyuşturucu bağımlısıdır. Ülkeyi bu hale getirdiğiniz için utanmalısınız en başta. Rakamlar son derece uçuk. Verdikleri operasyon rakamları şu kadar kişiyi topladık rakamlarının asla gerçekle alakası yok. Bunu zaten konuyu bilenler işleri işi takip edenler e, anlatıyor farkındalar. Yani Sırplar cirit atıyor, Arnavutlar cirit atıyor, Gürcüler cirit atıyor ve mafyanın hesaplaşma sahasına dönmüş durumda Türkiye. İşte yeni bir uluslararası bültenle falan aranan kişi 8 yıldır ik ikamet ettiği işte villasında işte kazı yaparak orada ceset arıyorlar falan. Bir başka Sırp mafya unsuru birkaç hafta evvel İstanbul'da öldürüldü. Böyle şeyler. Böyle şeyler detaylarını elbette okuyup öğrenebilirsiniz. Ben burada fazla detaya girmeyeceğim. Fakat şunu önemsiyorum. Nihal Olçok el, el artırmış bir anlamda. Daha önce e, Şirin Ünal'dan öğrendiğini 15 Temmuz'dan bir ay iki ay kadar önce e, darbe planlamasını Erdoğan'ın öğrendiğini söylemişti. Şimdi Erdoğan'ın 6 e, ay kadar önce Şubat 2016'da 15 Temmuz'dan haberdar olduğunu söylemiş. Kara kuvvetlerinden kendisine isim isim bilgi gidiyordu demiş. Nihal Hanım'a yani Nihal Hanım ne biliyor ve bildikleri bununla mı sınırlı bunları anlatmalı. Hatta bu konuları yargıya intikal ettirmeli. Kamuoyunun ve yargının da bu yönde talebi olması icap eder ve kamuoyunun da bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını herkes bekler. Çünkü Nihal Hanım eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybetti. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece daha doğrusu 16 Temmuz sabahı. O arada işte baharat temizliği demişken kastettiğim bu. E, Singapur'daki gıda işini takip eden yetkililer e, Arifoğlu isimli Türk baharat e, firmasının ürünlerini hileli olduğu gerekçesiyle geri çevirmişler. E, bu da tartışıldı sosyal ağlarda. İşte bir paylaşım Mehmet Köksal Profesör Doktor. Arifoğlu markası yıllarca hepimizi zehirlemiş. Tüm yetkililer de sadece bakmışlar. Singapur olmasa zehirlendiğimizi öğrenemeyecektik. Evdeki zehirleri temizledim. Şimdi dava zamanı diyor. Evet. Bir diğer tweet. Çok tweet var da ben sadece ikisini örnek olarak getirdim. Bugün herkes evde baharat temizliği yapıyor. Bizim evde de Belli ki epeydir bizi zehirleyen Arifoğlu baharatları olması gerektiği yeri çöpü boyladı demiş Melis Alp Alpan. Evet. Bilinen bir marka, benim de bildiğim bir marka. Ben de tüketiyor olabilirdim Türkiye'de yaşıyor olsaydım. Fakat bu şu gerçeğe de işaret ediyor bir kere daha. Türkiye gibi enflasyonun üç haneli rakamlarda yürüdüğü ülkelerde e, ve hayat pahalılığının aman vermediği ülkelerde denetim biter, insanlar ölür, kalite düşer ve merdiven altı üretime kayar. Mevcut üretilen ürünlerin de gramajı düşer veya işte eski kalitesi, eski kıymeti kalmaz vesaire. Daha evvel bu işi düzgün yapan insanlar da işin hilesine hurdasına bakmaya başlayabilirler. Bütün bunların hepsi yaşanan süreçlerin bir sonucu elbette. Bir başka şey yurt dışından telefon sınırına yabancılarda uyumak zorunda. Hürriyetten getirdim bu haberi. Şimdi yurt dışından gelenlere de yani turistler de yani biz nereye geldik aman Allah'ım falan diyecekler. Yani Avrupa'da bir ülkeden diğer ülkeye geçerken zaten gümrük vesaire yok da ya da işte diyelim ki siz okyanus ötesi bir yere gittiğinizde filan da şimdi gümrük kapısındaki görevli yurt dışından gelen bir yabancıya bir turiste Yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde bir başka cep telefonu varsa bunun muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edecekmiş filan. 3 yılda birden fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanacak. Yani kişinin yanında bir kendi kullandığı cep telefonu var, bir de kaza ara bir ikinci bir telefon varsa yandı. Sokamayacak onu veya ne olacaksa olacak bilmiyorum yani. Tuhaf bir şey. Yani senin ülkendeki kuralları oraya gelen bir insan, oraya seyahat eden bir insan bilmez. Artı bilmek zorunda da değil. Yani onun ikinci, üçüncü telefonuna el mi koyacaksın? Ne yapacaksın? Ne uygulayacaksın? Vergi mi işleteceksin ayaküstü? Tuhaf. Yani bunu sen yerli kendi yurttaşlarına da yapmaman lazım ya. Fakat bunu turiste de teşmil etmişler şimdi. Böyle bir ülke. Turist demişken en çok ziyaretçi hangi ülkeden geliyor istatistikleri açıklanmış. Kaynak Kültür Turizm Bakanlığı. 2022 Ocak Eylül, 2021 Ocak Eylül, 2020 Ocak Eylül. Son 3 yılın Ocak Eylül ilk 9 ay kıyaslaması var. Son derece net rakamlar. Burada baktığınızda Almanya'dan işte 2021'den 2022'ye ikiye katlanmış gelen turist sayısı. Bu tabi elbette pandemiye bağlı bir artış. Rusya'dan Rusya çok fazla bir değişiklik olmamış. Birleşik Krallık'tan belki 20'ye katlanmış. Daha önce 137 bin kişi gelmişken 2022'de 2 milyon 800 bin kişi gelmiş. Büyük olasılıkla tatil için geldiler bunlar. Fakat Bulgaristan rakamına dikkat. Bulgaristan'dan e, 2021'de 800 bin kişi gelirken şimdi 2 milyon üzerinde insan gelmiş. Bunlar turist değil. Bunlar işte sınır kapısından geçen gümrüğün e, alışveriş yapmak için gelen, bavul turizmi için gelen insanlar. Yani ee, ziyaretçi falan değiller ya da turist değiller. Yani alışverişe gelmişler. Çantalarını doldurup tekrar şehirlerine dönüyorlar. Öyle bakmak icap eder. Dönelim ekmek meselesi konuşuluyor. Habertürk'te galiba katıldığı bir yayında Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar isimli şahıs kendi 15 dakikasını yaşadı ve meşhur oldu. Bütün Türkiye bunu konuştu. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi dedi. Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum dedi. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor dedi. Sunucu müdahale etmeye çalıştı falan ama laf ağızdan çıktı bir kere. Türkiye'de 200 kilonun üzerinde kişi başı yıllık ekmek tüketimi varmış. Elbette batı ülkelerinde bu bu oranda değil. Türkiye gibi fakir, yoksul ülkelerde insanlar ekmekle karın doyuruyorlar. Efendi, bu durum böyle. Elbette ekmeğin, ekmekle karın doyurmanın, makarnayla kar, karın doyurmanın, pirinç pilavıyla karın doyurmanın çok sağlıklı olduğunu ya da sağlıklı bir e, beslenme olduğunu kimse iddia etmiyor. Bunun için hekim olmaya, uzman olmaya, diyetisyen olmaya e, gerek de yok. Yani almanız gereken karbohidrat belli, almanız gereken protein belli vesaire. Herkes arzu eder salatası olsun, işte protein olsun, balık tüketsin, neyse gerekli eser miktarda tahıl tüketsin. Ekmeği de gerektiği kadar tüketsin. Bir dilim, iki dilim veya neyse. Belki doğru sağlıklı beslenme biçimi bu olabilir. Fakat Türkiye gibi fakir toplumlarda, yoksul toplumlarda insanlar ekmekle karın doyuruyorlar. Bir öğünde bir ekmek yerek hatta karın doyuruyorlar. Çok önemli ekmek fiyatı. Şimdi İstanbul'da 5 liradan 7.5 liraya çıkacakmış. Bugün bütün gazetelerin birinci sayfasında da bu haber var. Bu herkes için çok önemli. Çünkü onunla karın doyuruyorlar. Yani e, peynirsiz tost satılıyor bu ülkede. Sucuksuz toz satılıyor. Yani ekmeği tost yapıp satıyorlar adeta artık tostçular. Böyle bir böyle bir durum var, böyle bir dönem var. Fıstıksız baklava satılıyor. Fındıksız baklava satılıyor filan. Yani un ve un ürünleriyle insanlar bu biçimde artık çözümler bulmuşlar falan yürüyorlar yürümeye çalışıyorlar. Bu fakirliğin yoksulluğun bir sonucu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim evde, evimizde de sofrada çok ekmek tüketilirdi. Makarnayı ekmekle yerdik biz. Pilavı ekmekle yerdik. Halbuki makarna ekmekle yenir mi? Pilav ekmekle yenir mi? Şimdi elbette çocukluktan sonraki yaşlardan itibaren ekmek tüketimimi azalttım. Eskisi gibi değildi. Fakat 80 küsür milyonluk ülkede hala ekmek tüketimi kişi başı 200 kilonun üzerindeyse yıllık burada bir sorun var. Benim çocukluğumdaki hikaye şu anda Türkiye'de halen devam ediyor demektir. Ve siz bu biçimde beslenen insanlarla aptal diye dalga geçemezsiniz. Leman'dan bir karikatür, 206 bin öğrenci kazandığı halde yüksek kiralar sebebiyle üniversiteye kaydını yaptıramamış. Oğlum biz de okuyup doktor, mühendis falan olsak da bu kiraları ödeyemeyiz. Ben memlekete geri dönüyorum demiş. Kiralık 8 bin TL ilanını gören öğrenci. Durum bu. Dönelim Amerika'ya. Amerika'da seçim var bugün. Kongre seçimleri. Amerika'da iki yılda bir seçim olur. 4 yılda bir başkan yenilenir ama her iki yılda bir temsilciler meclisi kongrenin iki kanadı var. Temsilciler meclisi komple yenilenir, Yeni, yenilenir. 430 küsür kişi galiba sandalye. Senatonun da üçte biri yenilenir. Fakat demokratlar bu defa kaybedecek görülüyor. Çünkü e, gerek Biden politikaları gerek ekonomik kriz enflasyonun yüksek olması pek çok konu Cumhuriyetçilerin elini güçlendirdi ve Donald Trump bir kere daha atağa kalktı ve 2024'te zaten bir kere daha başkanlık için yarışması bekleniyor. O arada Twitter'ı alan Elon Musk Twitter'daki meseleleri sanki halletmiş gibi Cumhuriyetçilere destek istedi. Paylaşılan güç her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında Cumhuriyetçi bir kongre için oy vermeyi öneriyorum demiş. Bir sonraki Seçimde de herhalde Cumhuriyetçi Başkan için oy isteyecek. Zaten siyasi tercihleri konusunda çok fazla yanıltmadı Elon Musk. Fakat bir mühim başarı öyküsü olmasına rağmen ve dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen kolay şeyler değildir bunlar. Son 10-12 gündür Twitter'ı yönetme biçimi, hal, hareket ve tavırları işin başka bir yere gittiğini gösteriyor. Sadece şu 6-7 firma Twitter'dan ilanlarını çekmiş. Audi var, Ford var, Pfizer var vesaire. Eee dünyada bu gelişmeleri gerçekten kaygıyla takip ediyor. Twitter'dan yapacaklarını açıklayan, Twitter'dan aldığı feedback'le eee atacağı adımlar hakkında karar veren, orada anketler düzenleyen, kişilerle polemiğe giren bir profil oldu Elon Musk. 10-12 gündür e, gösterdiği yönetim biçimiyle ama yapacaklarını muhtemelen seçim sonrasına erteledi. Biz daha günlerce haftalarca bunu konuşacağız. Öyle görülüyor. Twitter demişken sosyal ağlar cız konular arasında Türkiye'de. Bununla kapatalım gene lemandan bir karikatürle. İçeride bilgisayar başında işte bir şeyler çiziktirirken efendi. Hanım kapıyı açıyor. Hayatım internetteki takipçilerin gelmiş diyor. Evet artık içeride ne yazdıysa polis kapıyı çalıyor. Türkiye'de durum bu. Şu var ki <laughs> Twitter'ı niye bu kadar önemsiyorsun veya Twitter üzerinde niye bu kadar konuşuyorsun, gündem yapıyorsun? Emin olun ben her yayında bir iki dakika konuşarak bu konuya yeterince yer vermiyorum bile. Yani Twitter konusunda daha uzun konuşulabilir ve daha uzun mütalalar yapılabilir. Konunun uzmanlarıyla belki oturumlar düzenlenebilir. Neden? Çünkü Twitter şu gün artık dünyada da böyle. Bu esasen 6-7 sene evvel 8 sene öncesine kadar böyle değildi. Politikacıların, gazetecilerin son derece önemli e, açıklama, kendini ifade etme e, ve e, oradan e, iletişimi götürme mecra oldu. İnsanlar kendini orada ifade ediyorlar, açıklamalarını oraya koyuyorlar, tepkilerini, tavırlarını oradan ifade ediyorlar. Bugün herhangi bir haber bültenini seyrettiğinizde, hiç olmazsa herhangi bir bültende hiç olmazsa en az 8-10 twitter mesajının ekrandan geçtiğini görüyorsunuz. Başkanlar, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler, kanaat önderleri, kimi isterseniz sanatçılar attıkları tweet'le bir tavır belirliyorlar veya bir konuda tweet atıp atmamasına göre de bir kanaat oluşturuyorlar. Bu Türkiye gibi ifade özgürlüğünün kalmadığı basının bittiği tümüyle iktidar kontrolüne geçtiği ülkelerde tümüyle böyle yüzde yüz böyle. Ben itiraf edeyim uzun yıllardır Twitter benim yüzde 95, 98, 99 en ana haber alma kaynağı. Son dönemde YouTube yayınları biraz e, oradan da yararlanmaya başladım. Hani yüzde 3, 5 de oraya veririm. Ama yani yüzde 90, 95 Twitter üzerinden besleniyorum. Orada ne döndüğüne bakarak gündem hakkında bir fikrim oluyor. İnternet sitelerini dolaşmıyorum, televizyonları dolaşmıyorum. Yeni yeni yüzde üç beşte bahsettim. İşte YouTube yayınlarıyla bir kulis, bir bilgi, bir kanaat, bir analiz alabiliyorsunuz. Böyleyken böyle. Seçime 222 gün kala manzara bu efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.